Enerjiyi hemen hemen her gün birçok farklı şekilde ve anlamda kullanırız. Haberlerde yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsedilir. Biz de özellikle kış aylarında evlerimizi ısıtmak için yaptığımız ve sonucunda bir fatura ödemek durumunda olduğumuz enerji tüketimlerimizden bahsederiz. Peki enerji nedir ve bu kadar farklı anlamda kullanılabilmesinin sebebi nedir? Fizik söz konusu olduğunda enerjinin de belirli bir tanımı vardır. Bu tanımın günlük konuşmalarımızda geçen enerji kelimesinin anlamından çok da farklı olmadığını göreceğiz. Fizikte enerjiyi iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlarız. İşten bahsetmeden enerjiden bahsetmek imkansız olduğu için işin tanımını da yapmamız gerekir. Bu arada yine günlük hayatımızda sık sık kullandığımız kelimelerden biri olan işin fizikteki tanımı da oldukça nettir. Fizikte bir kuvvet uygulandığında yer değiştirmeye sebep oluyorsa iş yapılmış olur. Bunu bir denklem halinde de yazabiliriz. W eşittir F çarpı D. Burada W işi, F kuvveti, D de uzaklığı ya da yer değiştirmeyi belirtir. Örneğin odanızda ya da evinizde bir kutuyu ya da bir bavulu bir yerden bir yere taşıdıysanız iş yapmış olursunuz. Kutuyu ortadan kaldırmak için ona bir kuvvet uygulamanız gerekir. Öyle değil mi? Ve kutuya bu kuvveti uyguladığınızda da kutunun yeri değişmiş olur. Kutuyu götürdüğünüz yer çok da uzakta değilse, denklemde de görebileceğiniz gibi çok fazla iş yapmamış olursunuz. Ancak kutuyu bir odadan diğerine taşıdıysanız çok fazla iş yapmışsınız demektir. Bu arada kutuyu yerinden oynatabilmek için de enerjiye ihtiyacınız vardır. İşi enerji sayesinde yaparsınız ve bu da enerjiyi kendinizden kutuya aktarmanız olarak gerçekleşir. Bu noktada iş ve enerjiyi şöyle düşünelim. Sistemin enerjisindeki değişim ki buradaki sistem siz ve kutudan oluşan bir sistem, yapılan işe eşittir. Enerjiyi bu şekilde tanımladığınızda iş ilginçleşmeye başlıyor. Enerjiyi ölçümlemek ve hesaplamak mümkün olduğundan enerji belirli bir niceliğe sahiptir diyebiliriz. İsterseniz hemen kutu örneğimize geri dönelim. Ve bu defa kutuyu yerinden oynatmak senaryosu yerine taşınacağınız için odanızdaki her şeyi bir kutunun içine yerleştirdiğinizi düşünelim. Ve bu defa söz konusu olan 10 tane kutu olsun. Tüm bu kutuları taşımak için gerekli enerjinin ne olduğunu hesaplayabiliriz. Aklınıza bu sefer 10 tane kutu taşımam gerekiyor ve bu çok yorucu olacak düşüncesi gelmiş olabilir. Ve yorulduğunuzda da enerji kaybetmeniz. Enerjinin bir kaynağı vardır ve bu örnekteki enerji kaynağı da besinlerdir. Kutuları taşırken karnınız acıkırsa hemen bir şeyler atıştırabilirsiniz. Örneğin elma. Evet, bunun bir elma olduğunu düşünelim. Bu sayede geriye kalan kutuları taşımak için biraz daha enerji elde etmiş olursunuz. Ancak şimdi de elmadan gelen enerjiyle kutuları taşımanız için gerekli olan enerjinin birbirinden farklı olduklarını sorgulayabilirsiniz. Kutuların yerinin değiştiğini görmeniz bizi bir sonraki önemli nokta olan enerjinin farklı formlarda olması ve bu formların birbirine benzememesine getirir. Bu farklı formlardaki enerjileri tanımlamak için denklemler vardır ve bu denklemlerden başka videolarda bahsedeceğiz. Ancak önemli olan enerjinin cisimler arasında aktarılabildiğini ve farklı formları olduğunu bilmeniz. Aynı elmayı yediğinizde kazandığınız enerjiyi kutuyu taşırken kullanmanız gibi. Özetlemek gerekirse enerji iş yapabilme kapasitesidir. Belirli bir uzaklıkta bir kuvvet uygulandığında iş yapılmış olur ve bunu da bu denklemle ifade edebiliriz. Bu sistemin enerjisini denklemler kullanarak hesaplayabildiğimiz için enerjinin belirli bir niceliği olduğunu da söyleyebiliriz.